Dostlar selamlar. Yine ben, Taş Duvarım. Ama bu sefer mikrofonumla sizlerle beraberim. Ee, çok istek gelmişti. Ee, ses sorununu dile getiriyordunuz. Ben de tabii ki bu isteklere sessiz kalamazdım. Yeni mikrofonla beraberiz bugün. Ee, bu videomuzda size Yan Envilla'yı tanıtacağım. 29 yaşındaki Fransız ön liberonun Fenerbahçe'nin aradığı ön libero olup olmadığını, Fenerbahçe'nin hangi özelliklere sahip bir ön libero aradığını... Yan Envila'nın kariyerindeki hangi özelliklerin bununla tam uyuştuğunu, hangilerinin uyuşmadığını ve son olarak da oyuncunun kariyerini, hayatını ve öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Futbola ren takımında başlayan Yann Envila aslında Fransa milli takımında da sürekli göz önünde olan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Fransa milli takımı kapılarından U16 ile giriyor. U16, U17, U18, U19 derken milli takıma kadar çok küçük yaşta yükselmeyi başaran bir oyuncu Yann Envila. Burada şu önemli U19 Avrupa şampiyonasında Türkiye ile de karşılaşıyor Fransa milli takımı ve sağdan bir birlik sonuçla ayrılıyorlar aslında. Ve Yan Envil'e orada da U19 Avrupa Şampiyonası'nda da Fransa milli takımının kaptanlığını yapıyor. Hatta Türkiye'nin golünü Sercan Yıldırım, Fransa'nın golünde Bursa Spor'dan hatırlayacağınız Endia'ya atmış olması gerekiyor o maçta. 2010 yılında 20 yaşında da zaten A milli takım kadrosuna çağrılıyor. Tabii ki 2012 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa kadrosunda kendisine yer bulması Avrupa'da dikkat çekmesine, özellikle büyük kulüplerin peşine düşmesine yol açıyor. Hatta Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal oyuncuyla çok yakından ilgileniyor. Arsenal'e transfer olacağı sürekli manşetleri süslüyor. Burada aslında 2012 kışında aldığı ceza kariyerindeki inişe yol açıyor. Çünkü U21 Avrupa Şampiyonası'nda Norveç'te karşılaştıkları seride yan Envila'nın da başını çektiği bir grup oyuncu gece Paris gecelerine akınca milli takımdan belli bir süre cezalandırılıyorlar. Tam yan Envila 2 yıllık bir sürede 2014'ün Haziran ayına kadar ceza alırken diğer arkadaşları Ben Yedder, Griezmann, Mavinga ve Mbaye Niang da yanılmıyorsam 2013'ün sonuna kadar 2014 yılının başına kadar milli takımdan cezalandırılıyorlar. Bu e, ceza tabii ki milli takım kariyerini mutlaka etkiliyor Jan Envila'nın çünkü 2014 Dünya Kupası bu şekilde kaçırmış oluyor aslında. Öte yandan baktığımızda kariyerinde e, bir skandal daha yaşanıyor Jan Envila'nın. 2013 yılında henüz reşit olmayan bir kızla e, cinsel içerikli konuşmaları ve görüntüleri olduğu iddia edilen bir iddianameyle karşı karşıya geliyor. Benzer iddianameyi Ribery ve Benzema da yaşamıştı kariyerlerinde. Ve bu Yan Envila'nın aslında sağ dışında da e, kariyerinde sorunlara yol açıyor. Ve 2013 Ocak ayında Rusya'ya Rubin Kazan'a transferi oluyor 12 milyon euro karşılığında. Yani Fransız kamuoyu, Avrupa futbolunun İngiltere'ye özellikle de Arsenal'e transfer olmasını beklerken o Rusya'yı tercih ediyor ve parayı tercih ettiği üzerinde bu eleştirilerle de karşılaşmak zorunda kalıyor Yanemvila. Rusya kariyerine baktığımızda oyuncu gözlerden ırak belli bir seviyenin üstünde kariyerini sürdürüyor aslında. Burada 2014-2015 sezonu Inter'e kiralanması ve Inter'de acaba Avrupa futboluna tekrardan dönecek, tekrar üst düzeyde futbol oynayacak mı beklentisi yanısız kalıyor. Çünkü Inter'de gerçekten kötü bir performans sergiliyor. Ve Ocak ayında kazana geri dönüyor. Orada Dinamo Moskova'ya tekrar kiralanma durumu oluyor. Ama aynı sezonda 3 farklı takımda forma giyemeyeceği için bu kiralama bu anlaşma gerçekleşmiyor. Bir sonraki sene de 2015-2016 sezonunda Sunderland'e kiralanıyor. Premier Lig'de Yine e, akılda kalan bir performans sergiliyor aslında Jan Emila ve burada tekrar dikkat çekiyor. Sonrasında tekrar Rusya'ya dönüyor. 2017-2018 sezonunda da saint Fransa'ya geri dönüp Fransa'da tekrar kendini buluyor diyebiliriz oyuncu için. Çünkü e, Saint-Etienne'de takımın lideri geride oyun kuranı oluyor. Ve bu sayede aslında performansını tekrar geri kazanıyor ve tekrar Fransa'nın değerli önlü verolarından biri haline geliyor oyuncu. Bu yazda aslında Sentetian 2022 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve hala 30 yaşını aşmamış bir oyuncu olduğunu düşünürsek, Sentetian kulübünden onu koparmak e, makul bir bedeli, kilepir bir fiyat olmayacağını da söylemem gerek. Bu noktada da aslında oyuncunun artılarını eksilerine, oyun karakterine bir sonraki bölümde değinmemiz gerekiyor. Emila'nın en önemli özelliği'nin oyun görüşü olduğunu söylemem lazım. Oyun zekası gerçekten yüksek bir oyuncu, gerçekten pas kalitesi çok iyi özellikle ön libero'ya göre ayağı temiz bir oyuncu olduğunu belirtmeliyim. Bununla beraber etkili paslar çıkartabilen özellikle ondan uzun paslar göreceksiniz. Çünkü kanatları kenarlardan kaçırmayı seven bir yapısı var ve gerçekten isabetli uzun paslar atabilen bir oyuncu Emila. Bununla beraber top kapma yüzdesi fena değildir. Kesici özelliği vardır. Mesela birebir omuz omuza mücadele yerine kesici özelliğini kullanır. Topun gideceği yeri öngörerek direkt orada ilk müdahaleyi sağlar. Ama 1.82 boyuna rağmen hava toplarında o kadar yeterli bir oyuncu mu bunu tartışabiliriz. Yine skora katkısı bir nebze düşüktür. Onu mesela kornerlerde, hava toplarında fazla göreceğimizi düşünmüyorum. Yine skora katkıda gol asist yüzdesinde çok çok ileride bir oyuncu olmadığını söylemem gerekiyor e, geride oyun kurma rolünü sahip olduğu için aslında asisti golü yapan oyuncu değil. O topu ilk başlatan oyuncu olma özelliğine sahip bir oyuncu Envila. Ve Ersun Yanal sistemlerine baktığımızda takım hücuma çıktığında beklerin sürekli kanatların arkasının hücuma gittiğini görürüz Ersun Yanal'da. Envila'ya burada biçilen rol de ikili stoperin önünde oyun kurma rolü olacaktır. Çünkü stoperleri özellikle oyun kurucu rolünde seçmezse Ersun Yanal Envila tarzı bir ön libero sürekli o stoperlerin arasına girip stoperleri üçleyecek takım hücumdayken. Ve orada gelişen ataklara karşı ilk müdahaleyi, ilk kesici müdahaleyi yapan ekipler rol alacaktır bence Envila. Ki bununla beraber geride oyunu kuran ve takımı geride ilk yöneten oyuncu olarak bence böyle bir rol biçilecektir Envila'ya. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka özellik şu. Envila gerek kulüp kariyerinde olsun gerek milli takım kariyerinde olsun sağ dışında da problemler yaşamış bir oyuncu. Ve oyuncuyu İstanbul'a getirdiğinizde tabii ki belli başlı problemler ortaya çıkma ihtimali var. Sağ dışında da oyuncunun yönetimi oyuncunun tüm konsantrasyonunu sağ içine vermesi çok önemli olacaktır. Peki takımla beraber nasıl aslında Envila yerleşebilir? Arkaya muhtemelen bir stoper takviyesi gelecektir. Bu stoperler oyun kurucu olmadığı takdirde Envil oyun kurma rolünü üstlenecek. Onun yanındaki oyuncu daha fazla hücuma yönelik bir oyuncu olacaktır. Yani 8 numara vari bir oyuncu seçilmesi gerekiyor. Daha defansif bir oyuncu ancak deplasman maçlarında seçilebilir. Onların önünde aslında Max Kruse'yi serbest rolde görebiliriz. Çünkü Envila o e, yıpratıcı özelliğe sahip bir oyuncu. Özellikle yanına da yıpratıcı özelliğe sahip rakibi yıpratan, orta sahada çok koşan bir oyuncu seçerseniz Max Cruze'yi çok rahatlatacak bir sistem kurulacaktır. Ve özellikle e, kanat oyuncularının ve beklerin Envila ile beraber sürekli savunma arkasına sarktıklarını göreceğiz. Çünkü Envila'nın soğukkanlı bir oyuncu olduğunu gerekli anlarda risk alan topu kullanmayı seven bir oyuncu olduğunu da eklemem gerekiyor. Yani Fenerbahçe kadrosunda Envila tamamlayıcı özellikle bir oyuncu olur. Yıldız olup ön plana çıkmasından ziyade onu bir puzzle'ın parçası olarak görürse Fenerbahçe taraftarı ondan beklentiyi bu seviyede tutarsa çok daha yararlı olur diye düşünüyorum aslında. Envila transferine büyük resimde baktığımızda oyuncunun transferindeki belirleyici etkenler bir numara kesinlikle oyuncunun sahiçi konsantrasyonu olacaktır. Fenerbahçe'yi ne kadar kabulleneceği olacaktır. İki ona biçilen rol olacaktır. Çünkü geride oyun kurma rolü ona verildiğinde muhtemelen yanındaki ismin 8 numara oynayabilen bir isimden seçilmesi gerekiyor. Fenerbahçe orta sahası buna uygun bir orta saha. Yani sayısal anlamda gerçekten Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Son, Tolgay, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, birçok orta sahaya barındıran bir orta saha Envila'nın en iyi partlerinin seçilmesi çok önemli olacaktır. 3. Envila'nın e, sentetiyende lider rolü üstlendiğinde verim verdiğini unutmamak lazım. Fenerbahçe'de de onun toplu oynamasına izin verilmesi lazım. Onun soğukkanlılığının liderlik özelliğini sergileyeceği bir ortamın yaratılması lazım. Son olarak Envila'nın stoperle uyumunun da çok önemli olacağını söylemem lazım. Muhtemelen bir stoper geleceğini düşünürsek bu stoperin mümkünse Envila ile uyumu yüksek. Fransızca anlarsa çok büyük lüks olur Fenerbahçe adına. Ve sol stoper bakıldığını biliyorum. Bu sol stoperin Envila'nın kesici özelliğine ek olarak fiziksel gücü yüksek. Birebir omuz omuza mücadeleden kaçmayan. Yani Fenerbahçe açık alanda yakalandığında bu tarz hızlı forvetlerle baş edebilecek bir stoperin seçilmesi Fenerbahçe'nin defansif anlamda elini rahatlatacaktır diyebilirim. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.